Şimdi e, şimdi olay şöyle geçiyor. Aslında ben Narin'in bir gününü önce sizlerle paylaşıp üstüne beraber konuşalım. Siz de e, yorumlarda fikrinizi dile getirirsiniz. Çünkü birlikte sizin yorumlarınız da çok aydınlatıcı oluyor. Geçmiş videolara yaptığınız yorumlarda gördüm çok iyi fikirler vardı. Oradan araştırmaya koyduğum konularda var. Şimdi 13.50'de yani 21 Ağustos'ta Narin'in kaybolduğu gün 13.50'de Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinden ayrılıyor. 14 gibi 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğruyor. Oradan da camiye geçiyor. Saat 15.05 gibi ise camiden çıkıyor. 15.15'te okulun önünden geçerek eve giden patikada patika yola giriyor. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatlerden sonra yakınlarından kimsenin ağrını bir daha görmüyor. Aile üyeleri diyor ki 15 yani o görüntü kamera görüntüsü çıktıktan sonra söylüyorlar tabii. Diyorlar ki bu görüntüden sonra saat 15-15'ten sonra biz bir daha kızı görmedik. Yani patikadan eve giderken anne şunu söylüyor. Eve gelmedik diyor. Şüphe bir. 15-15 önemli. 17.40. Alınan diğer ifadelere göre narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin oradaki iki kişi tarafından görüldü. Şimdi 15-15'ten sonra bir daha kız görülmemiş, kaybolmuş diyen ailenin ifadeleri var. 17.40'da ise İki kişinin ifadesi var. Narimi gördük diye. Geliyoruz. 1750'ye. 1750'de Narin büyük amcası Hüseyin'in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü. 1847'de arkadaşı M ile karşılaştı. Dün de söyledik ya, pedagog eş psikolog ve pedagog eşliğinde ifadesi alınacaktı o kızın. Alındı. kıza Kız ona oyun oynayalım diyor. Narin de oyun o. Narin'e oyun oynayalım diyor. Narin ise çok yorgunum. Oynamayalım diyor. Narin yorgun olduğunu söylüyor. 18.59'da kamera kayıtlarına göre şüpheli amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gidiyor. 1. Bu kız 17-47 arkadaşının evine geliyor ya yani eve gidip bir şeyleri görüp döndükten sonra amca onun peşine düşmüş olabilir. Sonraya kalıp götürmüş olabilir. Burada bir soru var. İkincisi de 19.30'da aile ailesi tarafından aranmaya başlıyor. Şimdi 15.15'te kaybettiğiniz kızı, bir daha haber almadığınız kız 19.30'dan aramaya başlıyor. 15.15'te kayıp oldu dediğiniz kişiyi niye 19.30'dan itibaren arıyorsunuz? Bu kadar 3 saat nerede? Hatta 4 saatlik bir zaman dilimi var. Ee,